Ve yine dolapta ne varsa tarzı bir şey yapacağız. Güzel bir makarna. Bu benim aslında dükkanda çok yaptığım bir makarnaydı. Personel yemeği olarak biz çok seviyoruz. Biberler böyle bir şeyler kaldığında bunların hepsini karıştırıp güzel bir fırın makarna yapıyoruz bize. Güzel biberlerimi doğruyorum. Domates de koyabilirsiniz ama ben koymayacağım buna. Biber, soğan, böyle kıyma, mıyma ne varsa tam aslında öğrenci işi ya da böyle büyük aile işi bir yemek bu. Ben aşırı seviyorum. Soğanlarımın küçüklüğü. Eziyet soğanı. Buna mantar da ekleyebilirsiniz eğer istiyorsanız. Yani ne, mesela brokoli kaldıysa brokoli de koyun içine. Zeytinyağı. Bunu buraya koyuyorum. Üzerine zeytinyağı koydum zaten. Biraz da tuz atıyorum. Yüksek ateşte. Kıymamı da içine atacağım. Bu arada güzel bir suyum var burada. Daha kaynamamış. Fırınım 180 derece. O arada ben makarnamı seçeyim. Buna böyle gene kulakçık gibi bir şey lazım. Yüksek ateşte. Bu olurken kısacağım şimdi altını. Hala suyumun kaynamamış olması. 200 gram kıymam var. Onu da böyle küçük parçalar halinde atıyorum ki eğer tam atarsanız böyle şey oluyor. Suyunu bırakıyor. Parçalarsanız daha güzel karamelize oluyor tam tersine. Onları böyle parçalayarak pişiriyorum. Pul biber. Karabiber. Tuzu zaten koymuştuk. Yüksek ateşte parçalaya ki böyle büyük kıyma parçaları olacağına minik bir sürü parça olsun diye. Bunun içine kırmızı biber olur, mantar olur. Ne istiyorsanız. Sonunda kaynadı ama bir kızgınlıkla kaynadı kendisi. Şimdi bunun içine biz küçük midye kullanacağız bugün. Normalde büyük midye kullanıyorum böyle şeyleri ama elimizde yok. Dolapta ne varsa yapıyoruz nasılsa. Böyle bir 2/3 paket. Hepsini kullanmayacağım. Bol tuzlu bir suda pişiriyoruz biliyorsunuz makarnalarımızı. Bu pişecek. 11 dakika. Biz bunu 8 dakika falan pişireceğiz. Çünkü zaten sonra bir de fırına girecek. Orada da pişecek. Bununla beraber güzel bir sos yapacağız. Ve sonra da hazır. Pişti. Sonunda makarnam. Şöyle yapacağım. Bir bardak süt, bir bardak makarna suyu, mantık sıfır. İçine de labnem var burada yarım. Onu da atalım. Sadece labnenin erimesi için bu arada ısıtıyorum. Kolay bir şey olsun istiyorum. Tabii ki. Sarımsak tozu. Karabiber. Bu arada ben şunu süzüp geliyorum. İki tane de yumurta kırıyorum. Bir de kaşar koyacağım. Rende. Sadece erimesi için. Azıcık bir ısıttım. Labnenin böyle topçukları kalmasın diye içinde. Bunu yapmanız gerekli yok yani aslında. Labneniz oda sıcaklığındaysa. Bir yumurta. Hardal koyuyorum. Aşırı kolay. Şimdi makarnamı geri getiriyorum.
Zeytinyağı ya da tereyağını kullanıyorsanız. Birbirine yapışmamaları için. Burada bir bardağa yakın kaşarım da var. Tabii ki de kaşarsız olmaz. Peynirsiz asla. Başka peynirleriniz varsa o da olur. Sadece erişken peynir olursa iyi olur. Bunu da buna. Heyecan var mı şu an ekipte? Sanki var biraz. Acıktık. Besleyeceğim çünkü. Bu kadar. Olay bu. Bunu alıyorum ve kabıma yerleştireceğim. Bir tadına bakıyorum. Tuz durumu ne? Tadı çok güzel. Çok çok iyi. Çok az daha pul biber alır bence. Aramızda acı şeyi yok değil mi? Yok canım. Sorunu. Acı değil ama bak bu sefer gerçekten. Fırın kabıma yerleştiriyorum. Karabiber değil benim. Makarnaya yakışıyor. Üzerine de biraz daha kaşar döşeyip. Ekmek kırıntınız varsa biz onunla ilgili büyük bir sıkıntı yaşadık bugün ama. Ondan da koyabilirsiniz. Eriyen peynirler kullanın. Ve fırına. Hatta fırını ben 200 dereceye çekeyim. 200 derecede bir 10 dakika bir pişsin bakalım ne oluyor. Tamam. Ve... Analar neler doğuruyor ya. Çocuk yapamadık ama çok iyi makarna yapıyoruz yani. Wow. Bunu sıcak yemeyin. Bu birazcık dursun yoksa böyle içeri akıyor. Ama çok birazcık soğuması lazım. O arada da insanları itiştirme yolu bulun. Hani o birazcık gerektirebiliyor. Şu an herkes böyle... Bengi çok acıktık. Bengi. Çok iyi. Yani kayıttayız tabii ki çünkü inanılmaz bir şey var burada. Heyecan dorukta. Herkes aç. Makarnamız hazır. Sesler herhalde. Küçük makarnacıklar daha güzel oluyor. Yemesi daha kolay. Bence fırın makarnadan. Şöyle. Mükemmel. Yani tuzlu bir karbonhidrat geldiği anda ben bir heyecan ve yani bir değişim, kabuk değiştiriyorum. Bunlar ne? Başka. Arada bazı yaramazlıklar yaptık. Kanalda bulabilirsiniz kendilerini. Evet. Küçük olması çok güzel. Bir kere bıçak gerekmiyor. Bütün tatlar çok yerinde. Afiyet olsun. Çok kolay ve çok güzel bir makarna. Çoğaltabilirsiniz. Hızlıca yapabilirsiniz.